Niye bize haber vermediniz? Aşk olsun anne. İyi oldu böyle, iyi. Lale'den işin aslını öğrenmeden gittiler. Ne söyleyecekler abime, ne anlatacaklar? Abin durmadan arıyor kızım. Biz ne diyecektik ona? Kaçta gittiler? 6 uçağına bindiler. Birazdan inerler. Karıştıracaklar şimdi. İş hiç düzelmeyecek. Ay düzelmesin. Lazım değil zaten. Menekşe, hadi gidelim. Nereye gidiyorsun Menekşe? İşimiz var. Beni de al, anneme götür. Başka zaman. Ne olur. Sus, ben götüreceğim sonra. Söz mü? Söz. Hadi, hadi gir içeri. Halil, oğlum dikkatli ol. Uyma kimseye. Hı hı. Niye arıyorlarsa hala? Hadi, hadi girelim. Lale! Bağırma karga sesinle. Yüzünü yıkıyor. Gelir. Günaydın. Günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu? Ay. Gözümü bile kırpmadım. Yazık sana. Ne düşünüyorsun Lale? Ne yapacaksın bundan sonra? Bilmiyorum. Mahvettiler beni. Bana bak. Sakın o heriflerle uğraşmaya kalkma. Sana diyorum, hop. Aklını başına al. Polise falan gideyim deme. Bu sefer ucuz kurtulmuşsun. Vallahi bir dahaki sefere çekerler ipini. Ucuz kurtuldum öyle mi? Evliliğim bitti kızım benim, evliliğim. Hayatım bitti. Evlilik senin neyine? Hata oradan başlıyor. Kocana işin aslını söylememişsin madem. Çevir lafı. Ya böyle moralim bozuktu, ondan öyle konuştun de. Çek git yine yanına. Kaybettir buradakiler reisini. Yusuf'a haksızlık edemem. Aptal. Aa. Kal sürün buralarda o zaman böyle. Ellerine de vermişsin kozu pozu her bir şeyi. Şimdi bütün pisliklerinde kullanacaklar seni. O kadar kolay değil artık. Görecekler Lale'nin kim olduğunu. Ay ne diyor bu be? Aman. Bak polise gidersen bu iş büyür Lale. Akıllı ol. Polislik işim yok benim. Ama başka birileriyle ilgili düşündüklerim var. Kim kız o? Tanımazsınız. Thank you.
Lale çok eskiden bir kuaförde çalışıyormuş. Ama yerini falan söylememişti hiç. Komiseri arayalım mı yine? Belki bir şeyler bulmuşlardır. Kadir'in bir arkadaşı vardı. Muharrem. Kadirler Lale ile onun vasıtasıyla tanışmıştı. Herifin yedek parça dükkanı vardı. Yerini biliyor musun? Aha. E niye daha önce söylemedin? Ne bileyim, şimdi aklıma geldi. Yürü o zaman, gidip onunla konuşalım. Belki bir adres falan verir bize. Canım. O zaman seni ben pastaneye bırakayım da öyle gideyim. Seninle geleceğim. Menekşe lütfen. Senin bu işlerin içinde olmanı istemiyorum. Ben de Lale tehlikedeyken bir köşede oturup beklemek istemiyorum Halil. Geleceğim işte. Tamam o zaman, tamam. Hadi. Afiyet olsun efendim, yine bekleriz. Sağ olasın. Nerede bu Muharrem'in dükkanı? Talimhanede. Sen nereden biliyorsun yerini? Dükkanı yalnız bırakma, tamam mı? Ben bir iki saate kadar geleceğim, ona göre. Tamam abi. Şurada iyi bir otel var. Öldük yorgunluktan ya. Yerleşelim de bir adam gibi uyuyup dinlenelim. Sen nereden biliyorsun dedim. Biliyorum işte. Geçerken Kadir göstermişti. Alo. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Bir haber aldım az önce. Mustafa Genç dün gece intihar etmiş. Halil Bey. Ölmüş mü? Bir saniye. Alo. Söyle şimdi, dinliyorum. Öldü mü? Kurtarmışlar. Hapishanede bileğini kesmiş. Şimdi hastanedeymiş. Anladım. Akli dengesi gerçekten bozuk olabilir. Bana bak, cezasını çekecek o herif. Her şekilde çekecek, anladın mı? Bilmek istersiniz diye aradım. Tamam, sağ ol.